Bu videoda size Red Wings Ace of the Sky'ın nasıl oynanacağından bahsedeceğim. Aynı zamanda bir tanıtım videosu olacak. Hikaye moduna giriyorum. Oyunun grafikleri gayet hoş. Hikaye moduna girdikten sonra size modları tanıtayım. Şimdi ben üçlü itiraf bölümüne geçtim. Burada görev 7'ye geçelim. Görev 7'de bir tür var. Oyun bu arada sesli ama ben müziği kapattım. Arka planda olmasın diye. Şimdi bakalım görev edinin türü neymiş. Burada önemli olan tüm düşmanları vurmak. Belli süre içerisinde vursanız 1 yıldız veriyor. Belli süre içerisinde vursanız 3 yıldız veriyor. Şimdi özel yeteneklerimiz var. Gamepad ile oynuyorum bu oyunu. Klavyede oynamayı denemeyin. Kesinlikle oynanacak bir oyun değil. Klavyeyle kontrolleri aşırı zor olur. Gamepad'de X tuşuna basarsam benim uçak sayım kadar adamları vuruyorum. Bu uçak sayısını da hani benim tarafımda olan uçak sayısını da gösteririm. Sağdaki tuşa basarsam uçak kendi korumalarını alıp dönmeye başlıyor. Aşağıdaki tuşa basarsam da dönüş yapıyor. Bu modda amaç tamamen düşmanları vurmak. Geniş kanatlı uçaklarla oynarsanız rakipleri vurması daha kolay oluyor. Nasıl daha kolay oluyor? Normalde böyle düşmanın üzerinize geldiği zaman siz ona kanadınızın yanıyla çarparsınız, öldürüyorsunuz ama dümdüz bodozlama girerseniz ölürsünüz. Buna dikkat edin. Rakipleri iki türlü öldürebiliyorsunuz. Bir bu şekilde vurarak, diğeri de rakibi üzerinize çekerek kanadınızla vuruyorsunuz. Şimdi çık dedim. Aynı zamanda uçağın perklerini göstereyim size bir de. Geçelim. Üçüncü göreve geçelim. Şimdi oyundan çıkmasıyla biraz saçmalatıyor böyle. Mesela üçüncü görevde ne varmış? Hızlı gitmekmiş. Burada önemli olan hızlı bir tane uçak almak. Mesela Bristol M11 en hızlı uçağım. Şimdi burada perkleri göstereyim. Şu mesela tamamen rakibe ve oyuna göre bunları seçmeniz lazım. Mesela sol tuşa basılı tutarsanız bunları tümünü kaldırır ve perklerinizi geri iade eder. Siz de buradan tekrardan basarsınız bunları. Şöyle ekleyebiliyorsunuz. Ben mesela şunu kullanıyorum özellikle. Şu üçü işe yarıyor. Bu dört tane uçağınız olmanızı sağlıyor. Bu dördünü birden düşmanın üzerine salabiliyorsunuz. İşte ısınma direncini arttıran şey var. Benzin veren var. Ben yakıt miktarını şu alt kısmı hiç kullanmadım oyunu bitirene kadar. Oyunu full bitirdim ama hiç kullanmadım. Şunu kullandım, şunu kullandım. Duruma göre bunları kaldırıyorum, geri ekliyorum. Zaten hani fazlasıyla da elde ettim bunları. O yüzden benim için artık çok da bir anlam ifade etmiyor. Şöyle mesela tekrar bir oyuna girelim. Bunda neymiş amaç? Hızlı gitmekmiş. O yüzden hız olan bir tane uçak seçtim. Şimdi bu da bu şekilde. Şu yerlerden geçiyorsunuz. Bu tabii en kolay kısmı. Bunun bir de hareket edenleri var. Bu yine basit. Bunda böyle en hızlı şekilde tamamlıyorsunuz. Yeri geldiğinde hızlanıyorsunuz. Yeri geldiğinde hızınızı geri çekiyorsunuz. Zaten bunu öğretici kısmında nasıl oynayacağınızı öğretiyor. Ben bir tane attırdım ama çok önemli değil. Mesela atlarsanız da şöyle dönebiliyorsunuz. Çabucak döndünüz. Bu şekilde tamamlıyorsunuz. Bunu tabii sırasıyla gitmeniz lazım. Yoksa sıkıntı oluyor. Yani tamamlayamıyorsunuz. Hem benzin bitiyor hem şey bitiyor. Süre yetmiyor. Bu şekilde tamamlıyorsunuz. Bunda amaç hızlı bir tane uçak alıp gitmek. Duruma göre ya hızlı uçak alıyorsunuz ya da kuvvetli uçak almanız gerekiyor. Mesela düşmanlarla savaşıyorsanız kimi yerde kuvvetli uçak, kimi yerde hızlı uçak almanız gerekiyor. Görev 5'e geçelim. Görev 5 neredeymiş? Oyunun Türkçe yazısı da gayet güzel bu arada. Onun da linki yine videoda olur. Daha sonra onun nasıl kuracağınızı videosunu atarım. Ben uçakları rastgele seçiyorum. Mesela bunda hızlıca balon vurma varmış. Bakalım ne yapacağız. Şimdi bize diyor ki gizemli balonları arayın ve bulun diyor. Burada düşmanlarla dalaşa girmeyin. Neden girmeyin? Çünkü bunu hızlıca yapabiliyorsunuz. Burada da hızlı uçak seçin. Bakın şu bulutların arasında varmış. Burada balonu patlatıyorsunuz. Önemli olan balonu patlatmak. Yani bu tür görevlerde düşmanla dalaşa girmek yerine direkt olarak balonlara odaklanın ve balonları patlatın. Bunları da çok kısa bir süre içerisinde tamamlayabiliyorsunuz. Bakalım diğer balon nerede? Şurada bir tane var. Hadi bu görevi tamamlayalım beraber. Zaten kısa bir görev. Bu arada sürekli olarak ateş edemiyorsunuz. Sürekli olarak ateş ederseniz
Silah ısınıyor ve vuramamaya başlıyorsunuz. Burada bir yerde ama bakın düşmanlar beni kovalıyor ama yanıma bile yaklaşamıyor. Çünkü kolay bir seviye bu. Kolay seviyedeyken böyle oluyor. Rahatça milleti öldürüyorsunuz, kaçıyorsunuz. Oyun ilerledikçe zaten oynayamamaya başlayacaksınız. Bu yüzden de hileye başvurmak zorunda kalabilirsiniz. Benim tavsiyem yani hileyi sürekli kullanmayın. Çok takıldığınız bir yer olursa atıyorum bir saat geçemediniz. Açın hileyi oynayın geçin. Ondan sonra kapatın. Yalnız bunu da hani çabucak yapayım dedim de bulamadım. Bakın çok fazla adam geliyor gördünüz mü? Muhtemelen bitiremeden patlatacaklar bizi. O yüzden bunun yerini bulmak gerekiyor. Herhalde tepede bu. Çıkalım biraz daha tepeye. Düşmanlardan kaçmak için de mesela tepelere çıkabilirsiniz. Bazı bölümler var böyle. Ya düşmandan zar zor kaçıyorsunuz. Yani şaka gibi ya. Heh, şurada bakın şuradaymış. Şunu görmemişiz. Ya da ben mi yanlış gördüm? Ha, bak şurada. Tamam buldum. Zaten belli bir süre yaklaşınca şey oluyor. Hop patlattık bitti. Bunda da amaç hızlıca dediğim gibi kimsenin it dalaşına girmeden balonları patlatmak. Menüye dönelim. Burada görev altı bombalama. Mesela bunda da uçağı size şey veriyor ama şurada mesela görev altı. Gidelim görev altıya. Burada mesela önemli olan yetenek ağacını açıp tüm yetenekleri silip şurada şu bombaları açmak olsun. Şunları da açabilirsiniz. Böyle bunları açın. Oyuna girin. Şuradan cilt seçin falan diyor. Bunları belli bir seviyede sayıda rakip öldürdükten sonra açıyorsunuz. O desenleri. Onlar sadece desen, kozmetik yani. Şimdi bunda şuraları bombalayacağız. Uçağı hızlandırdım. Şöyle şu siyah noktalardan da kaçıyorsunuz. Kaçmazsanız sıkıntı oluyor. Mesela benim aslında burada sağa dönmem lazımdı. Çünkü en yakın bomba yeri, bombalamam gereken yer sağda. Şurası yeşil olduğu zaman bombayı bırakıyorsunuz. Bunda da amaç en kısa sürede bitirmek. O yüzden mesela bombayı hızlı dolduran şeyi seçtim. Böyle bombaları salıyorsunuz. Bu modda bu şekilde. Görev 8'e geleceğiz. Burada da kendi balonumuzu korumamız gerekiyor. Oyun iki tane bölümden oluşuyor. Birisi İtilaf Devletleri, birisi İttifak Devletleri. Şimdi burada önemli olan kendi balonumuzu korumak. Şöyle göstereyim onu da. Şimdi şu yeşilleri tamamen patlatmadan, yani rakipler bunları tamamen patlatmadan şu kırmızıları vurmamız gerekiyor. Rakipleri vuruyoruz. Şu yeşil dairelerle de, bakın şu yeşil daireler var ya, hem benzin alıyorsunuz hem de uçağın sağlığını dolduruyorsunuz. Mesela benzin azalmıştı, doldurdum. Kendi balonunuzu ateş etseniz bile herhangi bir etkisi olmuyor ama balonlara çarparsanız ölüyorsunuz. Hatta biz de ölelim zaten bir amacımız yok. Yaşamayalım. Evet. Rakipten kaçmak için bulutlara saklanabilirsiniz. Bulutlara saklanırsanız rakip size ateş edemiyor. Ya görüş azaldığı için vuramıyor daha doğrusu. Çıktığınız an enseliyorlar. Orası ayrı mesele. Şimdi bir de görev 19 var. Bakalım balonları sırayla vur demişim. Az önceki şeyle çakışma olabilir bu. Bakalım neymiş. Oyunda toplam 25'er tane görev var. Bu 25'er tane görevi tamamladığınızda oyun tamamen bitmiş oluyor. Ben mesela önceki videoda da dediğim gibi birinde 24. video bölümde takıldım. Diğerinde 19'da takıldım. İşte 24'te takıldığımda son kalanları şey yaptım mesela. Heh, bunda da şöyle yapıyorsunuz. Mesela direkt olarak burada önemli olan rakip sayısını azaltıp yani şurada kırmızı uçaklar var ya, bu uçak sayısını azaltıyorsunuz. Bunları azalttıkça siz sırayla gidip şu yukarıdaki balonu vurmanız lazım. Bunun hepsini birden vurmayın. Neden hepsini vurmayın? Çünkü siz bunu vururken rakipler çoğalmış oluyor. Rakipler çoğalınca da peşinizde çok fazla adam oluyor ve bunları vuramıyorsunuz.
O yüzden bu balonları hepsini birden değil de rakipleri azaltın, bir tane balon vurun. Rakipleri azaltın, bir tane daha balon vurun. Bu şekilde azaltın. Bu balonları vurmadığınız sürece buradan birer tane birer tane adam çıkıyor. Bunları da dediğim gibi sırası geldiği zaman vurmanız lazım. Toplam 6 tane oyun modu var aslında. Oyun çeşitleri bu şekilde. Bence güzel bir oyun. Steam bedava dağıtırken almıştım ben. Şurada öğretici kısım var. Bu öğretici kısmına girerek de oyunu oynamayı öğrenebilirsiniz. Şurada da zaten her seferinde çıkıyor hangi tuşun ne işe yaradığı. Buradan da bakabilirsiniz. Oyunu bitirdikten sonra burası da şey deneme atışı işte hani hangi tuşta gidiyorsun, hangi şeyle dönüyorsun onu öğretiyor sana. Şöyle. Çık dedim. Çok az bir şey kaldı. Seçeneklere geliyorum. Oyunu bitirdikten sonra size şöyle bir şey açıyor. Genele geliyorsunuz. Nostalji modu denen bir şey açıyor. Bunu açtığı zaman ekranı siyah beyaz yapıyor. Aslında pek bir şey yok. Değişiklikleri uygula dedim. Mesela oyuna giriyorum. Tekrardan oyuna girdim. Üçlü ittifaktan bir tane açalım mesela. Ekranı siyah beyaz oynatacak bize. Bunun dışında bir artısı yok. Sadece ekranı siyah beyaz yapıyor. Oyunu bitirmenin ödül olarak bunu veriyor size. Bu şekilde başka herhangi bir şey yok. Gidelim balonları vuralım. Bu kadar. Çık dedim. Oyun gayet güzel. Ben çok beğendim. Oyunu bitirdim ama yani bazı yerlerde çok sinir bozuyor. Çünkü bölümü geçemiyorsunuz. Bölümü geçmeyince de başka bölümü oynayamıyorsunuz. Ben mesela hikaye modunda önce kırmızı tarafı bitirmeye çalıştım. 23. bölüme kadar geldim. 23. bölümde tıkandım. Yani orada perkleri açmak için illa maviye gidip kolayları oynamanıza gerek yok ama her iki tarafta da ilk bölümler en kolay bölümler. Gittikçe zorlaşıyor. Zaten ben de sonlara gelince zorlandım. Bir de şurada savaş modları kısmında iki tane seçenek var. Bir hayatta kalma, bir karşı kısmı. Hayatta kalmada ben mesela kolay ve ortayı bitirdim. Kolayı bitirince orta açıldı, ortayı bitirince zor açıldı. Bunlar kapalı oluyor. Şimdi mesela oyuna girelim. Burası da aşırı zor. Yani nasıl bitecek bilmiyorum. Ben de burayı hileyle oynadım mesela. Hiç uğraşmadım. Burada hani zombi modu gibi düşünün. Üzerinize akın akın düşmanlar geliyor. Bu düşmanlara gidiyorsunuz, saldırıyorsunuz. Burada mesela birinci akını bitirdiğiniz zaman size ikinci şeyi gönderiyor. Mesela bu da zor bölüm olduğu için aslında göstermeyebilirim ikinci dalgayı. Hani her an ölebiliriz çünkü hile açık değil. Ama birinci dalga kolaydır herhalde. Bunu geçeriz gitme geliyor. Evet. Mesela dalga 2'ye 13 diyor. Her bir zorluk o 13 tane dalgadan oluşuyor. Dalga sayısı arttıkça da düşmanların zorluğu artıyor ve oynanılmayacak hale geliyor gerçekten. Bu Türkçe yamayı yapan arkadaşlara da teşekkür ederim. Çok güzel bir yama olmuş. Oyunun yapımcısına da teşekkür ederiz. O da güzel bir oyun yapmış ama zor bir oyun yapmış. Gerçekten delirtti. Oyun gerçekten güzel. Kontrollerini de beğendim. Şurada mesela öğretici kısmında da şunlara bakabilirsiniz. Şöyle. Oyun incelememiz bu kadar. Oyunla ilgili bilmeniz gerekenler bunlar. Bunun dışında bilmeniz gereken bir şey yok. Mesela kozmetikleri de göstereyim tekrardan. Herhangi bir uçak görevine gidiyormuş gibi yapalım. Ha, yetenek ağacı mesela aslında. Yetenek ağacında işte namlunun rulosunun soğuma süresi, Flo'daki uçak sayısı, işte hızlı geri dönüş. Şu mesela şunu göstermedim aslında. Ya bunu yapması bakalım nasıl şey olacak. Kolay bir tane bölüm açalım. Size bu bölümü göstereyim ne işe yaradığını. Şimdi şu aslında şuradan okuyabilirsiniz. Diyor ki ölümcül yayından kaldırma. Bu özel yetenek. Gamepad'de üstteki tuşa basarak yapıyorsunuz. Yani ara pas tuşu. Bunu yapınca bir sağlık barınız yeniliyor. Yani mesela canınız azaldığı zaman o yeşil daireye geçmek yerine şu şeyle adam öldürürseniz canınızı dolduruyor. İşte bunun maliyeti 5 adam öldürmeye düşmüş vesaire. Hani 5 tane adam öldürdüğünüz zaman size bu şeyi veriyor. Şunu da seçerseniz işte ölümcül yayından kaldırma sağlık eşiği düşmanın sağlığının %50'sine yükseltin diyor falan filan. Mesela girelim bir tane yapmaya çalışalım. Hangi bölümü seçtik? İnşallah kolay bir tane bölüm açmışımdır. Şurada gösterebilirsem iyi olacak. Bakalım. Ya çok ekstra matah bir şey yok ama yine de bilmeniz iyi olur.
Hani ne işe yarıyor dersin? Sağlığı dolduruyor işte. Evet, nereye gitti bunlar? Şurada. Mesela bunda gelmedi. Kuru kafa, ha, kuru kafa gelmiyor çünkü şu kuru kafa barını doldurmak gerekiyor. Kuru kafa barı da siz rakipleri vurdukça doluyor. Onun dışında kuru kafa barı dolmuyor. Veya hile yapmanız lazım. Hile yaparsanız full dolu oluyor ama hile yaptıktan sonra bu kuru kafada bir işe yaramıyor zaten. En gereksiz yetenek aslında. Tamam, gönderin düşman takviyelerini. Heh, mesela kanatla birini vurdum ama bu kanatla değil de kanadınız dar olduğu zaman işte şey oluyor. Rakip tam böyle ortanıza geliyor. Ortadan geldiği zaman da sizi patlatmış oluyor. Sorun o. Mesela yine şansımız yaver gitti. Aslında ortaya gelseydi bizi patlatmış olacaktı. Tamam. Şimdi mesela kuru kafa barı doldu. Bunu şöyle kullanıyorsunuz. Rakibi tam öldürmeden önce şey çıkıyor size. Bir tane seçenek çıkıyor. Kuru kafa seçeneği. O kuru kafa seçeneği çıktığında gamepad'den ilgili tuşa basarak yeteneği kullanıyorsunuz. Yalnız bunu da kullanmadı. Yani dandik uçaklarda mı kullanmıyor, dandik rakiplerde anlamıyorum. Ha, bakın çıktık. Bu şekilde vuruyor. Bu animasyon sadece. Ekstra bir vurduğu şey yok. Sadece sağlık barınız yeniliyor eğer düştüyse. Oyun tanıtımı bu kadar. Kendinize iyi bakın.